Arının günlerdir, haftalardır, aylardır yapmış olduğu, okumuş olduğu eser, şiir diyelim biz buna. Mustafa Yaklaş abi, işte arı böyle çalışıyor. Bizlere o sofralarımıza, kahvaltılarda ve şifa olan eser diyelim buna. Petek Bal. Nebi abi, Petek Bal burada değil mi? Ben yanlış söylemiyorum değil mi? Şuradaki Petek Bal, evet. Arının kışın bıraktığımız bal. Arı kışın bunu yiyerekten yaşıyor. Şuraları boşaltmış zaten, dikkat ederseniz. Bahara doğru buraya yavru basacaktır. Şurayla da tekrar yavrularını besleyecektir. Şimdi bunu günlerdir, haftalardır o çiçekten, o böcekten oradan alıyorlar, buraya getiriyorlar, oluşturuyorlar. O sabah kahvaltısında lezzetler, şifa ya vallahi değil mi? Evet, tabii yüzlerce çiçek, binlerce çiçeği dolaşıp nektarını ve polenini alıp insanların sofrasına arıcıların vasıtasıyla taşıyorlar. Şimdi öncelikle biraz sizi tanıyalım. Geçen sene fuarda evet. Çekimler yapmıştık. Bu sene de neler yapıyorsunuz? Fuarımız nasıl evet. geçiyor? Ben Nebi Koca, Gaziantep Arıcılar Birliği Başkanıyım. 2010 yılından beri Arıcılar Birliği Gaziantep'te mevcuttur. Oldukça hızlı bir gelişim sağladı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın da destekleri ve katkılarıyla arı otu tohumundan kovanına kadar, bal ormanlarına kadar çok büyük destekleri oldular. Orman İşletme Müdürlüğümüzün de çok büyük destekleri oldu. Bu vesileyle bir yıl içerisinde yaklaşık %70 büyüme sağlayaraktan hızlı bir şekilde Gaziantep arıcılık gelişiyor. Tabi Gaziantep'in son derece önemli olan bir zahter bitkisi vardır. Bilindiği üzere. Burada var mı? Evet, zahter balı şöyle, vardır burada. Şöyle gelelim. Hatta buraya gelelim. Burada ben şuradaki evet. balları da görüyorum. Evet. Bunlar tamamen zahter balı. Zahter balı, evet. Bir ev görürüm önünde. Şurada arının yine peteğiyle beraber içerisinde yapmış olduğu aynen. peteğiyle beraber yapmıştır buraya. Bunlar kovanlara verilir. Arılar sıkıştığı zaman burada balını yaparlar. Gaziantep'in son derece önemli olan şifalı bitkilerden oluşan bir zahter balıdır. Ballarımızın %70'i zahter. Diğer kısmı da yine aynı dönemde nektar akımı başlayan periyavşan, balbaşı, adaçayı gibi diğer şifalı bitkilerden oluştuğu için son derece önemli ve değerleri yüksek çıkan bir baldır. Polenle ilgili biraz bahseder misin abi? Polen erkek bitkilerin üreme organıdır ve arıların tüm çalışkanlığı polene bağlıdır. Arılar polen yemezse dünyanın en tembel hayvanları olurlar ama polen sayesinde dünyanın en çalışkan ve hatta örnek olarak gösterilen canlıları oluyorlardır. Arılar toplayıp kovana doğru getirdiğinde biz kovanlarımızı polen tuzaklı yapıyoruz. Kovan önüne tuzak kurduğumuzda polenler polen sepeçiklerine dökülür ve günlük 2 saatten fazla alamayız çünkü arının kendi ihtiyacı da vardır. Onu arla ve biz bu şekilde satarız. İnsanların sağlığı açısından kemik gelişimi, kas gelişimi ve benzeri gibi çok farklı zihin gelişimi gibi faydaları vardır. Evet. Nebi abi, son olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçek balla, sahte balı nasıl ayırt edebiliriz? Bal donuyorsa gerçek baldır. Halk arasında tam tersi olarak bilinir. Tabi. Şimdi tutarsın abi. Gerçek bal, sahte balı nasıl anlayacağız? Şimdi biz bakaraktan anlamamız elbette ki mümkün değildir. Evet, bir aynen. analiz sonuçlarına göre net belli oluyor. Evet. İkincisi, bir bal soğuk yerde veya dolapta kalıyorsa kristalize olması gerekiyor. Doğal bal, doğal pekmez ve doğal zeytinyağı kesinlikle kristalize olur. Donar ama halk arasında şekerlendi diye şeker anlamına şeker gibi algılansa da şeker değildir. Ha, öyle mi? Gerçek. Gerçek bal donar, pekmez donar, zeytinyağı donar ama bugün reçel donmaz. Şeker şerbeti donmaz, kristalize olmaz. Dolayısıyla doğal olan ürünler genellikle donuyor bu şekilde. Vallahi gerçekten vallahi şahaneymiş gerçekten. Afiyet olsun. Arı sütünden bahsetmek istiyorum bir de. Tamam, arı sütünü alalım. Ondan da bahsedelim. Arı sütü genellikle kraliçe arı dediğimiz ana arının oluşumu ve ömrünün sonuna kadar beslendiği tek maddedir. Aynı yumurta işçi arı olacağı zaman bal polen arı sütüyle beslenirken ana arı kraliçe olacağı zaman sade arı sütüyle beslenir ve 16 günlük kuluçka dönemine düşer, 21 günlük kuluçka dönemi. Ana arının tamamen yapısı değişir. Ömrü boyunca arı sütüyle beslenir, beslenmediği takdirde işçi arı gibi 43 gün yaşarken arı sütüyle beslenirse 6 ile 10 yıl arasında yaşıyor ve kendi vücut ağırlığının 2 katına kadar yumurta yapabiliyor günlük. Bunu neyde kullanıyor? Hücre yenileyici günlük 1 gram bir yetişkinin 100 kilo ağırlığına kadar olan bir kişinin günlük 1 gram yemesi gerekiyor. Ne yapıyor? Faydası nedir? Hücre yenileyici özelliği vardır. Tamam. 5 duyu organının iyi çalışma sağlıyor. Zihnin gelişimini sağlıyor. Daha çok vücudun direncini artırıyor. Bazı bilim adamlarının iddiası şu anda insan ömrünü de sağlıklı bir şekilde uzattığını söylüyorlar. Ama kesin net sonuç değildir o.